hangi hastalıklar bunu yapabiliyor? Yani kulak çınlamasının altına neler yatıyor? Mesela bizim burada bir tane tümörümüz var. Evet. Bu tümör yapar mı kulak çınlaması? Yapar tabii. Ben buna en son gelecektim. Neden? Hastalar bizi dinlediği zaman ilk aklımıza gelen, biz de hekimiz, tabii, ilk aklımıza gelen en nadir görülen en kötü hastalık. Ama tabii ki bunu da vurgulamak lazım, atlamamak lazım. Yalnız buna gelmeden önce hepimizin şu an salondakileri ben muayene etsem belki yarısında dış kulak yolunda kir bulacağım. Kir bulacağım. Evet, evet. Bu basit, kir ne yapıyor? Basit mesela? Kir. Yani dış kulak yolunu tıkayan muhtemelen vardır seyircilerin arasında. Bu kir çınlama yapabilir. Sadece kirli oldu. Evet evet. Bunun mekanizması tabii farklı. Buradaki mekanizma da şu, çok kısa hemen anlatayım. Normalde dışarıdan gelen sesler maskeleyici özelliği vardır. Bizim içerideki seslerimizi. Bu maskeleme özelliği ortadan kalktığı için, yani hasta daha az işittiği için içerideki sesleri algısı daha yüksek duyuyor. Peki. Hadise bu. Kulak kiri olabilir. Şu anda ekranda bakın görüyorsunuz epey. Evet, burada muayene sırasında gösterdim. Bu bir kulak kiri, dış kulak yolunda. Bunlar da çınlama yapabilir. Herkes de yapar mı? Hayır. Ama bu kir tamamen... Bu tamamen kapamış mı o kulağı? Oldukça, yok, bu, oldukça şey yoğun bu, bir kir var. Bu çekimi sizin için yaptım. Bu bizim için çok yoğun bir kir değil. Değil. Değil az mi? Evet. Peki bu kiri denk biz yani temizleyebileceğimiz bir kir mi bu? Tabii ki. Bütün kirleri temizleyebiliriz. Hayır, size gelmemiz gereken kulak yıkama vesaire yapılıyor ya. Şimdi bakın gerçek temiz kulağı görüyoruz şu anda. Şu an gayet normal bir kulak görüyorsunuz. Bakın pırıl pırıl bir kulak. Kulak sarını görüyorsunuz, kemikçikleri görüyorsunuz. Normal bir anatomi. Çok basit bir yöntem. Yani ne olursa olsun kirin yoğunluğu, biz onu aspirasyonla temizliyoruz ve hasta hem işitme açısından hem çınlama açısından rahatlayabilir. Bu en basit görebileceğimiz bir çınlama nedenidir. Bunun dışında orta kulaktaki çeşitli enfeksiyonlar, kulak sarınızdaki bir delik, bunların hepsi kemikçiklerdeki kireçlenme. Şöyle market güzel yapmış arkadaşımız bir. En son bu stapes dediğimiz kemikteki kireçlenme. Bunlar da çınlama yapabilir. Bunların tedavisi bizim için mümkün olan hastalıklar. Peki bir şey. Ve asıl çınlamanın yoğunluğu da bunlar değil tabii. Asıl biz diğer çınlamalara geleceğiz. İç kulakla ilgili çınlamalara. Şurada kemiğin üstünde gördüğümüz bu sizi şöyle alabilir, şöyle alabilir miyiz? Kamerayı görelim. Şöyle kemiğin üstünde, şu kemiğin üstünde gördüğümüz bakın beyazlık bir kireçlenme. Bu kireçlenme sonucu bu hareket bozuluyor ve çınlamaya yol açıyor. Evet. Peki bir tabii, çınlama nasıl oluyor duyalım mı? İsterseniz biraz iç kulak hastalıklarından da bahsedeyim. Hazır hastalıklar. Onlardan bahsedeceğiz ama. Ama benim kulaklarım çınlamıyor. Çınlamamın kulağı çınladı bile. Tamam. Bu bir iki çeşidi değil mi? Bu en sık karşılaştığımız çınlama çeşitlerinden bir tanesi. Özellikle iç kulak hasarlarında bizim en sık gördüğümüz gürültü nedenli ototoksik ilaç dediğimiz iç kulağa toksik etkisi olan ilaçlardan sonra ya da iç kulağın çeşitli hastalıklarında duyduğumuz çınlama şekli bu. Yüksek tonlarda. Yani tiz sesler. Yüksek çok fena bir şey. İnsan ne konuşabilir, ne dediğini anlayabilir, tabii, ne iş yapabilir, ne uyuyabilir. Aslında hastalarımızın şöyle bir rakam vereyim ben size. Türkiye'de ortalama 6-7 milyon çınlama hastası olduğu kabul ediliyor ama bunların sadece %5'i, 3'ü, 4'ü benim kendi tecrübemden de yani gelen 10 hastadan bir tanesi günlük hayatını etkileyecek derecede çınlaması var. Herkes de öyle değil. Günlük değil ama gece hayatını. Gece hayatını, onu koruma yöntemlerini alıyorlar. İnsanlar bir şekilde onu başarıyor. Uyumayı başarabiliyorlar. Bizim önerilerimizde de. Yani çok fazla değil, onu da vurgulayayım. Yani 10 tane çınlama hastasından bir tanesi, pratik hayatımda da onu gördüm, zorlayıcıdır. Yani hastayı gerçekten rahatsız edicidir, çok zorlayıcıdır.